Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlere akvaryum hobisi dışında muhabbet kuşlarının beslenmesi hakkında bilgi vermeyi istiyorum. Özet olarak beslenmeyle ilgili biraz bilgi vereyim. Şimdi muhabbet kuşları biliyorsunuz papağanlar ailesinden tek de beslenebiliyor, çift halinde de beslenebiliyor ve yavru alınabilen bir kuştur. Kaliteli yem vermek önemlidir. Özel piyasada muhabbet kuşu yemi satılıyor. Bunun dışında aynı zamanda muhabbet kuşunun gagasını da törpülemesi için gaga taşları ve kalamar kemiği vermek gerekiyor. Özellikle üreme döneminde de kalamar kemiğinin faydası oluyor. Suyunu da haftada bir kez suluğuna, yani 3 günde bir suyunu değiştirin, yosunlanmasın. 2 damla organik ya da ev yapımı elma sirkesi damlatın, faydası olur. Çok damlatmayın çünkü tat duyuları var. Yani kuşunuz içmekte sıkıntı yaşamaması için 2 damla yeterlidir şu tip bir suluk için. Haftada 2 kere hani suyunu değiştirip verebilirsiniz. Aynı zamanda vitaminler vardır. Bu vitaminleri araştırıp alabilirsiniz. Onu da normalde haftada 1 kere kullanma talimatına göre verebilirsiniz. Üreme dönemlerinde haftada 2 kere suyuna katabilirsiniz. Aynı zamanda benim de yaptığım bir durum. Yumurtayı haşlarım. Yumurta kabuğunun o iç zarını alırım. Yumurta kabuğunu baharat kahve makinesinden geçiririm veya havanda ezerim. İyice toz haline getiririm. Onu ya yemine katarım ya ayrıca mamalıkları vardır. Bu mamalıkların içine koyarım. Bu da hem kuş kumu veya bu şekil ezilmiş yumurta kabuğu kursaklarında biriktirmeleri için faydalı. Çünkü bunlarda diş yoktur. Normalde kursaklarında topladıkları taşlar besinleri öğütür. Bu şekilde yapabilirsiniz. Mevsimine göre meyve ve sebze de verebilirsiniz. Yalnız çürük olmasın. Sinirim sistemi bozukluğuna neden olur. İyice yıkansın ve dolaptan çıkardığınızda aynı soğuk vermeyin. Biraz dışarıda beklesin. Tüketeceği miktarda özellikle sıcak mevsimlerde bozulma ihtimali daha yüksek. Hatta hazırladığınız mamaların da bozulma ihtimali daha yüksek oluyor. O yüzden tüketeceği miktarda marul, kereviz sapı, salatalık, havuç, elma, ananas verebilirsiniz. Avokado, greyfurt, limon vermeyin. Marul salatalık severler, havuç severek yerler. Yani alışma durumuna da bağlı yiyorlar. Eğer yavruluktan itibaren verirseniz daha kolay yiyorlar, tüketiyorlar. Genelde ben marul, salatalık, havuç yemeyen kuş görmedim. Yiyorlar, seviyorlar. Mama da hazırlayabilirsiniz. Hem mama vitamin desteği de sağlar hem de kızışma dönemlerinde çok faydalıdır. Yumurtayı iyice haşlayabilirsiniz. Yumurtayı haşladıktan sonra kuşunuzun sayısına göre tüketebileceği miktarda hazırlayın. Haşladınız, kabuğunu soydunuz. Rendenin ince kısmında rendeleyin. Yumurtayı rendelediniz. Ayrıca havucu rendeleyin. Turbu rendeleyin. Tabi bunların suyunu sıkın. Şalgam rendeleyin. İrmikle karıştırın. Göz kararı. Çok sulu olmasın. Normal bir mama yapın. Mamalığına koyun. Severek tüketirler ve vitamin kaynağı sağlar. Aynı zamanda piyasada satılan probiyotikler de kullanma talimatına göre verebilirsiniz. Balıklarda olsun, kuşlarda olsun, insanlarda da çok faydalı. Probiyotikler sinirim sistemini düzenler ve bağışıklık sisteminin desteklenmesine katkıda bulunur ve hastalıklarla mücadelede, ishalle mücadelede faydalıdır. Çünkü hasta oldu mu, balık olsun, kuş olsun, hani tedavi zor olabiliyor. Tedaviden ziyade, yani hasta etmekten ziyade, tabii hasta oldu mu tedavi edilmesi gerekiyor, o ayrı. Hasta etmemek önemli. Kuşunuza da verebilirsiniz. Hatta yem aldıktan sonra yemi de elekten geçirip, şöyle süzgeçten geçirip, toz tanelerini, hani partikülleri ayırıp yemliğine koyarsanız faydası olur. Az miktarda koyun. Tabii bitti mi hemen kontrol edin. Yani günlük kontrol edilmesi lazım. Tüketebileceği, yani 2 günde tüketebileceği kadar koyun. Ama sık sık kontrol etmek gerekiyor. Yani çok doldurursanız belki altta kalır. Üstteki kabuk kısmı alttakileri yiyemeyebilir. Bu yüzden takip etmek gerekiyor. Su da öyle. Özellikle yazın kuşları tabii güneş altında bırakmamak gerekiyor. Güneş çarpması olabilir. Güneşte besinler kaldı mı bozulabilir. Su yeşillenebilir. Hani kuşunuz ishal olabilir, hastalanabilir. Bu şekilde arkadaşlar kuşunuza iyi bakın. Arada salın ki hareket etsin, biraz uçsun. Yağlanma oldu mu kuş isteksiz olur. Konuşmak istemez, ilgisiz olur. Yağlanma da hastalık ölümün sebebidir. Arada salarsanız hareket etmeleri iyi olur. Malzemeleri de sirkeli suyla yıkayıp dezenfekte edin. Yani sirkeli su olur, limon tuzu olur. İyice durulayabilirsiniz. Yani bunlar dezenfekte edip iyice durulayabilirsiniz. Bu şekilde sizlere anlatmak istediklerim besleme konusuyla ilgili bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Eklemek istediğiniz varsa ekleyebilirsiniz. Dedim ki bugün, bu sefer daha doğrusu
Akvaryum konusunda farklı bir konu seçilmeli. Bu bizim komşumuzun muhabbet kuşu. Kendileri şehir dışında olduğu için bize emanet bıraktılar. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Balıklarınıza, kuşlarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.